Merhaba Ekotrend izleyenleri. Sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Sizlere bugün Konya'dan sesleniyoruz. Konya'da Vetsar Hayvancılık bizleri konuk etti. Yanımızda Vetsar Hayvancılık'ın işletme sahiplerinden Miraç Bey bulunmakta. Miraç Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizleri biraz kendinizi tanıtır mısınız? Sizler de hoş geldiniz. İsmim Miraç Temizci. Konyalıyım. 2,5 senedir hayvancılık sektöründeyim. Kendi işimi yapmıyorum ve bu işe devam ediyorum. Peki efendim, burada hayvanlarımızdan bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Burası bir süt işletmesi. Arkamızda görmüş olduğunuz hayvanlar sağılır inek dediğimiz hayvanlar. Şu an burada 125 tane sağılır hayvan var. Bunun dışında gebe düvelerimiz, kurudaki ineklerimiz ve buzağlarımız olmak üzere toplam 350 civarındadır. Peki efendim, burada hayvanlarımızın sağlık kontrolleri nasıl yapılıyor? Ne kadar süre aralıklarla yapılıyor? Tabii ki burada rutin olarak biz işletmemizde hayvanlarımızın sağlığı, suni tomlaması, gebelik muayenesi gibi buna benzer bütün her şeyi burada günlük yapıyoruz. Zaten babam Rıza Temizci serbest veteriner hekimdir. 36 senedir bu sektördedir. O yüzden pek klinik konusunda zorluk çekmiyoruz diğer işletmeler gibi. Bu işletmenin en büyük avantajlarından biri de veteriner, sahibinin bir veteriner olmasıdır. Peki efendim, burada hayvanlarımıza kaç kişilik bir ekiple bakımını tamamlıyorsunuz? Burada şu anda bir aile var. Ailemiz biraz geniş. 5 kişiden oluşuyor. 5 kişi hem sağım hem yem ve bunun dışında buzağa bakım ve ayrıyeten çiftliğin bütün işleriyle ilgileniyorlar. Peki efendim, kurbana girecek miyiz veya gireceksek kaç tane hayvanla gireceğiz? Küçük başlarımız var mı? Bizim kurbanla pek alakamız yok, öyle söyleyeyim. Biz ağırlıklı olarak dediğim gibi süt işletmesiyiz. Kurbancılık biraz daha farklı bir sektör. Ama onun dışında döl tutmayan, sütü az alan hayvanları biz kurbanlık olarak burada satıyoruz. Peki Konya'da başka bir şube açmayı düşünür müyüz? Konya'da şu an için işletmemi kendi bünyesinde büyüteceğim ama ekstra bir iş olarak ileride kendi sütümüzden peynirimizi, yoğurtumuzu ve buna benzer ayranımızı üretmeyi düşünüyorum. Şimdi bu annelerin yavrularını görmeye gidelim. Buyurun. Efendim, şimdi buzağların yanından tekrardan size seslenmek üzere oraya gidiyoruz. Burası buzağa bölünmüş. Buzağlarımız doğar doğmaz biz bu kısımları alıyoruz. İlk 3 gün burada ağ sütüyle besliyoruz. Daha sonra süte geçiyoruz. Ağ sütü bizim için neden önemli diye soracak olursanız, ağ sütü destekli verdiğimiz zaman ileride yaşayacağı hastalıklara karşı buzağı koruyor. Burada buna çok dikkat ediyoruz ve annelerinden direktman ayırıyoruz buzağları. Peki efendim, gördüğüm kadarıyla beslenmeleri de hazır besinden daha çok sizin kendi besinleriniz, kendiniz yetiştirdiğiniz ürünler. Şöyle söyleyeyim, burada buzağa başlangıç yemi artı su
bir de süt içiyorlar. Onun dışında ekstra bir şey vermiyoruz 3 aylık süre zarfına kadar. 3 aydan sonra buzağı büyütme emine geçiyorlar ve bunun dışında yonca ve sap yiyorlar. Peki Miraç Bey, öncelikle bize biraz sektörünüzden bahseder misiniz ve dışarıya hayvan satışımız var mıdır? Burada hayvan satışımız da mevcuttur. Yılda yaklaşık olarak 100 ila 150 tane hayvanı dışarıya biz satıyoruz. Ağırlıklı olarak doğan buzağları, erkek buzağları işletmemizden çıkartıyoruz. Dişleri de kendimize damızlık olarak yetiştiriyoruz. Bunun dışında gebe düve ticaretimiz de mevcuttur. Peki efendim, Ekotrend programı sonlandırmadan önce izleyenlerimize son olarak hem kendinizle ilgili hem de sektörünüzle ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buraya herkes ziyaretçi olarak gelebilir. Ben herkese yardımcı olabilirim. Bu sektör hakkında bilgiler verebilirim. Biz yaklaşık olarak 8 senedir bu işi yapıyoruz. Ve bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ben burada yardımcı olabilirim. Çiftliğimizi ziyaret edebilirler. Bu konu hakkında bilgi verebilirim onlara. Bizler size bu verdiğiniz hizmet konusunda, verdiğiniz temizlik konusunda çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sizler de sağ olun. Değerli Ekotrend izleyenleri, sektörler arası Türkiye turumuzda bugün bizleri Konya'da Vetsar Hayvancılık konuk etti. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?